özlüyündən Bəşir Əlizadənin müsahibəsini prodüserimizdən xahiş edək, təqdim eləsin. Eşidək. Qırım yarımadasında 8 may 42 sənəsində əsir düşdü almanlara. Almanlar bizi Kamen-Podolskiyə gətdilər Ukraynaya. Orada biraz üzərimizi təmizlik yaptılar. Qızıl Ordu'da yemək yoxdu, üzərimiz pis idi, bitlər yürüyordu üzərimizdə. Onları təmizlədilər almanlar. Premişlə gətdilər Polşa. Bir iki ay qaldı, ondan sonra Yedlinə Azərbaycan legionu idi. Gəldik, 43 sənəsinin birinci ayında başladıq təlim görməyə, əskərli təlim. Alman əlbizəsi giydik, silahlandıq, and içdik, yəni yemin etdik. Batalyon batalyon şəhərlərə yerləşdik. Dəmir yollarını mühafizə etməyə partizanlarla vuruşduq. 45 sənəsinin 8-i may ayında Almanlar təslim oldular. Elba deyilən nehir var, oraya indik. Orada Qızıl Ordu gəlmişdi. Ben de yalnız başına o Elba adasını geçtikten sonra qərbə doğru hərəkət etdim, yani Amerikan tərəfə. Bu Amerikan tərəfə geçtik. Yalnız başına kaybettim arkadaşlar. Hepsi kaldılar orada. Nereye, kimin nereye gittiğini bilemiyorum. Yemek de yoktu. Amerikanlar bize yemek verdiler. Doğum yerimizi Türkiye'ye yazdırdık. Çünkü Amerika ile Rusya müttefiği olduğu için pek inanmadık. Dedi, bizi birden Rusya'ya teslim ederler. Bir sene bize baktılar. 47 senesinde bize Amerikanlar dedi, kusura bakmayın, Türkiye harbe girmemiş, buranı terk etmeniz lazım. Bir sonra cevap aktarırlar. Esir düşen insanlar Azerbaycan'ın azadlığı uğrunda vuruşurdu, yoksa esirlikten kurtarmak, orada öz başınızı, öz canınızı sağ saxlamaq için, yani bu çıkış yolunu seçmiştiniz. Vəziyyət necə idi? Bax, istəyirəm bu haqda danışaq. Əslində komünizmə qarşıydı qayamız, yani. O zaman Mehmet Emin Ersuzadə Almanya'daydı. Devamlı Hitler'le görüşürdü. Legionları da təqib etdi. Geldi legionlara. Almanlar demiş, komünizmi çöktükten sonra Azerbaycan müstəqil devlet olacak. Ve Almanya istediği kadar onlara yardım edecek. Yani böyle konuşmalarda bulunurdu. Mehmet Emin her zaman bize bu bilgileri verirdi ve bu bilgilere istinaden biz de hareket edirdik. Yani sizin özünüzün şahsen Mehmet Emin Resulzade ile görüşünüz olup? Çok oldu ya. Her zaman legionları takip ederdi. Legionlara geldi. Her bütünden sonra da Almanya'daydı. Türkiye'ye gidip gelirdi. En son olarak 1954 senesinde geldi Almanya'da, bizle görüştü. Yine döndü Türkiye'ye. O zaman duyduk ki Türkiye'de, Ankara'da vefat etmiş yani. Bundan sonra göremedik. Esir düşen döyüşçülere, Sovet döyüşçülerine bir mənalı münasibet olmayıb sonralar, yani Sovet ülkesinde. Onları yani nasistlerle əməkdaşlıqda günahlandırırlar ve bazen deyirlər ki onlar düşmənle əməkdaşlıq etdilər, dostlarına, doğmalarına karşı döyüşdülər. Yani bir növ sanki xain dönüş kimi baxırdılar. Bu məsələyə münasibetiniz necədir? Əsir düşəndən sonra hürriyyətə qavuşmuş gibi olduq yani. Almanlar bizə çox iyi baxdılar. Son zamanda bizi silahlandırdıqdan sonra qayamız Azərbaycanı komünizmdən xilas etməkdi yani. Bu uğurda çox uğraşdıq, çox vuruşduq. 45 sənəsində İngiliz, Amerikan, İtaliya çıxarış yapanda Mısır devleti Fətəlbəyini kaçırmış Mısır'a, Mısır askerine hizmet vermek için, təlim vermek için. Sonra 50 senesinde oradan Amerikanlar Mısır'dan getirdiler Fətəlbəyini. Almanya'da Azadlık Radyosu'nun baş direktörü olarak hizmet ediyordu. Ben de orada epeyce çalıştım birkaç tane. Siz Almanları esir düşende dediniz, üstümüzde bit var idi, at saxlayırdılar. Yani bu kadar mı azınacaklıydı demeli Rus ordusu? Ve istedim müqayisə eləyirdiniz Rus ve Alman ordularını. Rus ordusunda Qızıl Ordu'dayken şahsen Ruslara nifret ettim. Bizi ikinci bir insan olarak bakırdılar bize. Davamlı yoldaşı diye çağırardılar bizi. Güya biz
geri kalmış bir insanlarız. Almanlar öyle değildi yani. Almanlar kendileri gibi hiç fark koymadan çok iyi baktılar bize yani. Bu Almanya'da yaşayan legioner döyüşçü Bəşir Əlizadənin dedi.